Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail hocanız. 40 soru serisi problemler kampında yeniden buluştuk. 14. testi çözeceğiz bugün seninle birlikte, çünkü kampın 14. günündeyiz. Ve gençler, kamp kitabımız 40 soru serisi problemler kitabından sevgili arkadaşlar. 14. testimiz, hemen size söylüyorum, 32 ve 33. sayfalarda yer alıyor. 32 ve 33'te. Hemen sana bazı numaralar vereceğim. Numaraları kaydet. 1, 2, 5 ve 7. Birinci, ikinci, beşinci ve yedinci soruları mutlaka bir kalemle işaretle, unutmayacağın şekilde. Mutlaka senin vardır öyle şeylerin ya, triklerin. Hani bir dosya yapmışsındır, bir fotoğraf arşivi falan yapmışsındır. Bunları unutmuyorsun. Sınavdan önce tekrar ediyorsun. Bak, diğer sorular için öyle alelade sorular demiyorum. Diğer sorular da birbirinden güzel. Hepsini ben yazdım çünkü. Diğer sorular da birbirinden çok güzel ama 1, 2, 5 ve 7 numaralı sorular bizim için değerli olacak. Sonra sınavda karşına çıkar mı kar, tamam mı? Yani canın yanmasın, aklın kalmasın, moralin bozulmasın. Tamam mı güzel kardeşim? Yani bu adam demişti de bana, ben onu dinlemedim deme. Evet, 1, 2 ve 5 ve 7 dedik, artık devam edeceğiz. Kamp kitabımızdan 14. testteyiz. Zaman su gibi akıp geçiyor. 2 hafta olmuş neredeyse kampa başlayalı. Hadi artık, abone olduysan ve videoyu da beğendiysen, karşında ben varsam, elinde kalemin ve kitabın varsa başlayalım dersimize. Hadi bakalım. Evet, şöyle ilk sorumuza bir bakalım. Evet, yakışıklı adamız ve selam. Çiğdem öğretmen sarı ve mavi renkli kağıtlar hazırlayıp bu kağıtların üzerine belli kurala göre gençler ne yapıyormuş? Aşağıdaki gibi ikişer sıra halinde yazmış. Çiğdem öğretmen öğrencisi Gamze'den önce bir sarı kağıdın üzerinde yazan iki sayıyı çarpmasını, sonra da her kağıttan elde edilen çarpımları toplamasını istiyor. Şimdi yani ne demek istiyor? Diyor ki mesela burada 8 ile 10 var. 8 ile diyor onu çarpacaksın diyor. Sonra 9 ile 11'i çarpacaksın diyor. Sonra 10 ile 12'yi çarpacaksın diyor. Sonra mesela 11 ile 13'ü çarpacaksın diyor. Artı nokta nokta nokta, nereye kadar gidiyor bu? 22 ile 24'ün çarpımına. Sonra da en son 22 ile 24'ü toplayacaksın bunların hepsini diyor. Ve bu sayıyı x bulacağını söylüyor ileriki satırlarda. Peki diyor ki öğrencisi Büşra'dan da aynı şekilde önce her bir mavi kağıdın üzerinde yazan iki sayıyı çarpmasını istiyor. Sonra da her kağıttan elde edilen çarpımları toplamasını istiyor. Yani Büşra'da ne yapıyormuş? 9 çarpı 9 artı, daha sonrasında 10 çarpı 10 artı, 11 çarpı 11 artı, 12 çarpı 12 diye devam ediyor. Artı nokta nokta nokta, en son 23 kere 23'ü buluyor. Ve bu toplamada y deniliyor soruda. Gamze'nin bulduğu sayı x ve Büşra'nın bulduğu sayı y ise y eksi x farkı kaçtır? Yani alttakinden üsttekini bir güzel çıkar diyor bize. Peki düşünelim. Bu arada görselimiz, imlecimiz nasıl olmuş? Güzel değil mi? Yani çünkü diğer türlü bir nokta olarak görünüyor. Bazı öğrenciler telefondan takip edemediklerini söylediler. Ben de oturdum buna uğraştım ve bunu yaptım. 2 saatimi aldı ama olsun. Değer. Güzel oldu bence. Sence nasıl oldu? Şimdi y'den x'i nasıl çıkarırım ben? Şimdi biraz düşüneceğiz. 9 var, bak 9 aslında bunların tam ortasındaki sayı değil mi? Şuradaki 10'lar da bak bunun tam ortasındaki sayı. Buradaki 11'ler de bunun tam ortasındaki sayı. En son buradaki 23'ler de bunun tam ortasındaki sayı. Şimdi aslına bakarsan şu kısım 9 eksi 1 ile 9 artı 1'in çarpımıdır değil mi? Yani 8 kere 10. Ve bu ne demek gençler? 9 eksi 1 ile 9 artı 1'in çarpımı. 9'un karesi eksi 1'dir. Burada ne var? 9'un karesi var. Yani üst tarafta 9'un karesi eksi 1 varken alt tarafta 9'un karesi var. Üst tarafta o zaman 10'un karesi eksi 1 olurken 9 kere 11. Burada da 10'un karesi olacak. Burada 11'in karesi eksi 1 varken burada 11'in karesi var. Ve en son safhada 23'ün karesi eksi 1 varken altta 23'ün karesi var. Şimdi ben bunların 9'da başlayıp 23'le bittiğini, bunun da 9'da başlayıp 23'le bittiğini biliyorum. Yani terimler tam anlamıyla denk geliyor. Ve ben bundan bunu çıkardığım takdirde 1 geleceğini, bundan bunu çıkardığım takdirde yine 1 geleceğini ve en son bundan bunu çıkardığım takdirde yine 1 geleceğini biliyorum. O zaman toplamda kaç tane 1 farkı var burada? 9'dan 23'e kadar kaç tane sayı varsa o kadar var. Bunu da nasıl elde ederim? 23'ten 9'u çıkarıp 1 eklerim. Bu da bana kaçı verir arkadaşlar? 23'ten 9'u çıkarırsam 14, 1 eklersem 15'i verir. Yani cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş diyeceğiz. Tamam. İlk sorumuz buydu. Bunu kaydet demiştim. MSÜ'de de TYT'de de karşına çat badana böyle çıkabilir. Anlaştık mı? Devam ettim ikinci sorumla. Üzerinde A, B ve C noktalarının işaretlendiği iki farklı maddeden yapılmış bir cetvelin ısıtılmadan önceki hali 1 numaralı ve ısıtıldıktan sonraki hali de 2 numaralı şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Bu maddeler ısıtıldığında kırmızı maddenin boyu kendi boyunun 1/5'i kadar, mavi maddenin boyu da kendi boyunun 2/7'si kadar uzuyormuş. He, şimdi dur. Yani 5 iken 1/5'i kadar uzarsa 6 mı olur? Veya 7 iken 2/7'si kadar uzarsa 9 mu olur? Bundan mı bahsediyor? Şimdi o zaman ben şu AB arasındaki ilk durumda, birinci durumda AB arasındaki mesafeye 5x diyeyim. Yine ilk durumda B ile C arasındaki mesafeyi de 7y diyeyim o zaman, tamam mı? Niye? Kesirle uğraşmak istemiyorum çünkü. Yani neden uğraşayım ki? Değil mi yani, neden? 5x'in 1/5'i x. O zaman x kadar uzayacakmış. Isıtılmış burası 6x olmuş. Burası da 7y'nin 2/7'si 2y. 2y kadar uzarsa da burası 9y oluyor artık. Şimdi ben şurada 5x'de 7y'nin 5x artı 7y'nin ne olduğunu biliyorum. 29 olduğunu biliyorum. Burada da 6x'de 9y'yi toplayacağım şimdi ben. 6x artı 9y eşittir. Kaç olduğunu biliyoruz? 36 olduğunu biliyoruz değil mi? Çok güzel. Şimdi bu cetvel ısıtıldıktan sonra A ve B noktalar arası kaç santim uzamıştır? Yani şurası kaç santim uzamıştır diyor. Aslında burası x santim uzanmıştı. Yani bizden x isteniyor. X isteniyorsa arkadaşlar uğraşmayacağım. Şunu 9 ile çarpacağım. Bunu da 7 ile çarpacağım. Böylelikle y'ler çıkardığım zaman y'ler birbirini götürsün diye uğraşıyorum. Böylelikle 45x artı y'ler zaten birbirini götürecek, yazmayacağım. Ya da yazalım, artı 63y düzenli görünsün. Belki videoyu sessiz izleyen arkadaşlar vardır. Sadece benim çözümümden anlayanlar, yazdıklarımdan anlayanlar. Otobüste kulaklarının yanında unutan arkadaşlar varsa selam olsun. Şimdi 9 kere 29 kaç yapar? 261 yapar. Daha sonrasında 7 ile bunu çarptım. 42x artı 63'ye gelecek zaten, burası eşittir. 7 kere 36, o da 210 artı 42'den 252 yapar. Şimdi üsttekinden alttakini bir temizce çıkarırsak 63 şeyler gittiğini görüyoruz. 3x kaldı burada. Eşittir 261'den 252'yi çıkardım. 9 oldu. X kaçmış arkadaşlar? 3. Bizden ne isteniyordu? X isteniyordu. O halde doğru cevabımız da 3'tür diyebiliriz. Evet, bu da tam anlamıyla bir ÖSYM tarzı soru. Karşınıza çıkma ihtimali var mı? Tabii ki var. Dolayısıyla kaydetmenize de büyük yarar hissediyorum ben açıkçası. Üçüncü sorumuza bakalım. Sorumuz sığdı, mükemmel. Bir şehirde belirli noktalarda kiralanan martı, yani elektrikli scooter, tamam mı, ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Martıyı kiralamak için telefona martı ile ilgili uygulamayı indirmek gerekmekte. Martının başlangıç ücreti 3 lira. Martının kullanım ücreti her dakika için 60 kuruş, yani 0.6 lira. Martının şarjı tamamen doluyken 80 dakika kullanılabiliyor. Yani %100 şarj ile ne kadar? 80 dakika bir kullanım ömrü var. Pekala. Aşağıda martı kiralayan bir kişinin kullandığı uygulamaya ait görüntü verilmiş. Martının ismi SML1 martısı. Tamam mı? SML de ünlü bir marka, biliyorsunuz. Yani böyle bir marka var arkadaşlar. Kullanmayanı dövüyorlar. Şarj %42. Borçsa %15. Şimdi kalan şarjı burada gösteriyor. Bu kalan şarj. 15 lirada ücreti var. Şimdi zaten açılış ücreti 3 liraydı değil mi? O zaman ben bu 15 TL'den 3 lirayı çıkardım. 12 liralık binmişim ben bu martıya. 12 liralık götür beni demişim martıya. Şimdi 12 lira da biz bunun her dakika için 0.6 TL yani 60 kuruş harcadığını biliyorduk. O zaman ben bu 12 lirayı giderim 0.6 TL'ye bölerim. Bu da aslına bakarsan 120/6'dır yani 20'dir. Bu ne demek oluyor? 20 dakika kullanmışız demek oluyor. Şimdi 80 dakikalık şarj ile ben %100 bir kullanım yapabiliyorsam, acaba 20 dakikalık şarjla ne kadar bir kullanım yapabilirim? Bunun 4 katıysa, 4 katı 100 olan sayı nedir arkadaşlar? %25'tir değil mi? Çok güzel. Demek ki %25 şarj yemişim. Diyor ki martının kullanılmaya başlandığı ilk anda şarjı yüzde kaçtır? Şimdi burada kalan zaten %42 ya. Ben %25'te ben yemişim. O zaman kullanılmaya başlamadan önce %67'lik bir şarjı vardır bunun. Doğru cevabımız da %67, yani cevap C seçeneği olur gençler. Güzel soruydu. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Aşağıdaki grafiklerde bir mağazadaki spor ayakkabı ve çorapların renklerine göre sayısal dağılımı verilmiştir. Mesela burada maviden 13 tane, kırmızıdan 22 tane ve beyaz spor ayakkabılardan da 18 tane var. Çoraplara baktığımız zaman da 32 tane mavi çorap, 24 tane kırmızı ve 18 tane beyaz çorap var bu mağazada. Şimdi olaylar şimdi gelişiyor gençler. Bu mağazada satışların artırılması için yapılan bir kampanya aşağıdaki gibiymiş. Aynı renkte 2 tane spor ayakkabı alana aldığı spor ayakkabılarla aynı renkte bir tane çorap hediye ediliyor. Şimdi sen aynı renkte 2 tane spor ayakkabı alırsan o ayakkabılarla aynı renkte çorap hediye edilecek sana. Ve farklı renkte, bacak üstüne attım da biraz hareketlendim kusura bakmayın. Farklı renkte 2 tane spor ayakkabı alana da aldığı spor ayakkabılardan farklı renkte bir tane çorap hediye ediliyor. Ha, sen şimdi farklı renklerde spor ayakkabı tercih edersen eğer, diyor ki ha bu renkli bir kişilik diyor, o zaman bunun çorabını da farklı renkte verelim diyor. Tamam mı? Bu mağazada çorap satılmadığı ve bütün spor ayakkabıların satıldığı bilindiğine göre en az kaç tane mavi çorap kalmış olabilir diye soruluyor bana. Şimdi bütün spor ayakkabıları satacağım ben bir kere, tamam mı? Bütün hepsini satacağım. Ve en az kaç tane mavi çorap kalmıştır diye soruluyor. Şimdi ben mavi çorap da maksimum sayıda, yani 32. Şimdi 32'yi tüketeceğiz ve maksimum miktarda tüketeceğiz. Bunu yapabilmek için ben önce diyorum ki mavi olmayan ayakkabıları satalım. Yani kırmızı ve beyaz ayakkabılardan satalım ki nasıl olsa bunun yanında mavi çorap hediye edilecek. Mavi çorapları bu şekilde azaltırım. Şimdi kırmızıdan 22 tane vardı, beyazdan 18 tane vardı. Bunları bir araya getirip kombinleyip bir tane bundan bir tane bundan dersem ancak ve ancak az olan sayısı kadar satabilirim. Yani 18 tane beyaz ayakkabı ve 18 tane kırmızı ayakkabıyı sattım. Bunun yanına 18 tane mavi çorap hediye edildi. Şimdi 18 tanesi hediye edildiğine göre artık geriye kaç tane kalmıştır? 14 tane mavi kaldı, bak burada. 14 mavi kaldı dedim. Güzel. Şimdi ne yapalım? Bu 14 maviyi nasıl tüketeceğiz? Benim elimde ne kaldı? 4 tane bu arada kırmızı ayakkabı kaldı. Şu tamamen bitti. Bundan 4 tane kaldı. Ama mavi ayakkabı hala 13 tane var. Şimdi 13 tane mavi ayakkabı var da mavi çorabı verecek biçimde artık diğer ayakkabılardan kalma. Yani beyaz ayakkabımız kalmadı ya, artık farklı renklerde ayakkabılar kombin edip de gidip mavi çorap hediye edemem artık. Dolayısıyla mavi ayakkabı aldıracağım müşterilere ve mavi çorap hediye ettireceğim. Şimdi 13 tane mavi var. 13 tane mavi ayakkabı var. Bu 13 tane mavi ayakkabıyı da ben şöyle yaparım. Bunlardan 12 tane mavi ayakkabıyı ayırırım. Bir tane daha mavi ayakkabıyı. Şu 12 tane maviyi de 2 mavi 2 mavi diye ayırırım. 2 tane mavi alana bir tane mavi çorap hediye edilecek çünkü, değil mi? Bir tane mavi çorap hediye edilecek. O zaman 12 tane mavi çorap alırsak 6 tane mavi, 12 tane mavi ayakkabı sattım, 12 tane mavi çorap hediyesi oldu ve 14 tane mavi kalmıştı. 6 tanesini daha ben hediye verdim artık. Eksi 6 dersem kaç tane mavi kalır? 8 tane. Artık bu çorapları hiçbir şekilde, yani mavi çorapları hiçbir şekilde hediye olarak veremem artık. Dolayısıyla toplam kaç tane kalıyormuş? En az 8 tane kalıyormuş derim. Doğru cevabım D şıkkı olur. Ve gençler devam ediyorum 5. sorumla. 5. soruyu işaret koyun demiştim. Tamam, işaret koyun. Çünkü çok güzel bir soru. Tam anlamıyla ÖSYM sorusu. Ali, Berk, Can, Demir ve Emir isimli 5 arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hemen Ali varmış diyelim. Onu biraz uzak yazalım şuraya. Ali var, Berk var, Can var, Demir var, bir de Emir var. Tamam. Şimdi iki kişinin doğum tarihleri aynıdır demiş. Tamam, ikisi aynı yaşta yani. Ali Berk'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 90 oluyor. Berk Can'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 85. Demir Emir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 100 oluyor. Yaşı en büyük olan Emir'dir. Emir burada yaşı en büyük olanmış. Tamam mı? Aynı doğum tarihine sahip kişilerden biri de Demir'miş. Demir bunlardan biriyle aynı yaşta. Şimdi Demir Emir'in yaşına geldiğinde diyorsa demek ki Demir'le Emir aynı yaşta değil, onu biliyoruz. Aynı doğum tarihine sahip kişilerden biri Demir'dir. 5 kişinin şimdiki yaşları toplamda kaçmış? 80. Şimdi bazen olur, iyi dinle beni. Soruyu okursun, mesela bu soru sınavda çıktı. Şurada 90 olur demiş, burada 85 olur. Hemen şurada 5'lik farkı gördün, gidip şuralara x'li y'li bir sürü işlemler yaparsın, tamam mı? Sonra bunların hiçbir şey yapılmadan önceki yaşına da gider x dersin, bir değişkene bağlarsın bunu. Sonra sorunun sonunu okuduğun zaman lan bunu zaten vermişti benim x dediğim değer, bir sürü de işlem yaptım deyip sorunun hepsini silersin, baştan çözmeye başlarsın. Bu da sana 2-3 dakikaya mal olur. Yani sınavdan önce sana sormuş olsalar, deseler ki sen tüm Türkiye sınava 120 dakika pardon 165 dakika girecek ama sen bu sınava 162 dakika üzerinden gireceksin deseler, kabul eder misin? Etmezsin bence, imkanı yok, ben etmem yani. 3 dakika 3 dakikadır oğlum, 3 dakikada ben 3 net çakarım yani. Ama sen gidip oradaki o 3 dakikayı sınav esnasında rahatça böyle senin malınmış gibi harcıyorsun ya. Ya kardeşim yapma ya, güzel kardeşim bak. Soruları ben sana çözerken bazı taktikler de öğren. Şimdi ben ne yaptım? Ali Berk'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 90 oluyordu. Şimdi ben burada neyi bilirsem rahat ederim. İlk baştaki yaşları toplamını bilseydim çok rahat ederdim. Ama vermemiş, bilmiyorum. Buna da değişken atamak istemiyorum açıkçası. Çünkü atarsam bir sürü değişken gelecek. Burada 85 oluyor, daha da ayrı bir şey. Burada 100 oluyor, daha da ayrı bir şey. Ne yapacağım o zaman? Yavaş yavaş okuyacağım, sindire sindire ve başka bilgi vermiş mi diye bir bakacağım. Aa, vermiş. Unutmayın arkadaşlar, hiçbir yazar hiçbir soruyu yazarken aman bu soruyu da öğrenciler çözemesin diye yazmaz. Tamam, bunu sakın unutmayın. Şimdi o zaman başlayalım çözüme. Lafı fazla uzatmayalım. Diyor ki bunların yaşları toplamı 80 ama diyor Ali Berk'in yaşına gelince diyor bunların hepsinin yaşları toplamı 90 oluyor. Ne kadar bir fark var bu yaşlar toplam arasında? 10. Kaç kişiydi bunlar? 5. O zaman her biri ikişer yıl mı büyümüş olur? Her biri ikişer yıl büyüyorsa Ali'nin Berk'in yaşına gelmesi için de 2 yıl gerekmiyor mu? Gerekiyor. Demek ki Ali Berk'ten 2 yaş küçükmüş. Yani ben Ali'ye x-2 dersem Berk x yaşında olacakmış. Tamam. Şimdi Berk Can'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 85 oluyor demiş. 80'den 85'e 5 fark var. Bunlar 5 kişiydi, demek ki her biri için 1 yıl büyümesi gerekiyor. Demek ki Berk'in Can'ın yaşına gelmesi için de 1 yıl gerekiyor. Yani Can o halde kaç yaşındadır? X artı 1 yaşındadır. Yani Berk Can'dan 1 yaş küçük. Demir Emir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 100 oluyormuş. Yani ben artık buna Y dersem 80'den 100 olabilmesi için 20 yaş gerekiyor. 5 kişiler demek ki 4'er yıl büyüyecekler. Yani Emir y artı 4 yaşındadır diyebilirim. Tamam, bak buraya kadar her şey mükemmel. Şimdi yolumuza devam edeceğiz işte. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ama edemem. Niye? Yani burada 2 tane değişken oldu. Bir tanesi y, öteki x. Ne yapacağım? Şimdi Demir'in de bu yaşı aynı olan kişilerden birisinin Demir olduğunu biliyorum ama bir tek Emir'le aynı olmadığını biliyorum. Çünkü Emir'den küçük ama hangisiyle aynı onu bilmiyorum. Şimdi o zaman ihtimaller diyeceğiz. X eksi 2x, x artı 1 ve mesela Ali ile aynı yaştadır Demir diyelim. X eksi 2 olsun ve burası da ne olur? 4 büyüktü, x artı 2 olur. Tamam. Eğer bu x eksi 2 yaşındaysa bu x artı 1 yaşındaysa Demir bu sefer Berk'le aynı yaştadır diyelim. X olsun. O halde Emir x artı 4 yaşında olur. Eğer ki burası x eksi 2, burası x artı 1 iken Demir C ile yani Can'la aynı yaşta olabilir. X artı 1 yaşında olabilir. O halde burası da x artı 5 olur. Şimdi şuradaki yaşları toplamı da buradaki de hepsine 80'e eşit olmak zorunda değil mi? Eşit değilim, o zaman 80'e bakalım. Nasıl olacak? Şimdi öncelikle toplayacağız. Her birinde x olduğu için 5x olacak bir kere. Şurada ne var? Eksi 2. 1 daha eksi 1. Eksi 2 daha eksi 3 yaptı. 2 daha eksi 1 geldi. 5x eksi 1 kaçmış? 80 mi? Şimdi 5x eşittir kaç yapar? 81. Bölünür mü? Bölünmez. Demek ki Demir'in yaşı x eksi 2 değilmiş. Bu gitti. Şimdi geldim buraya. X eksi 2, x artı 1, x artı 4 toplayacağım. Toplamda yine 5x var. Eksi 2. 1 daha eksi 1, 4 daha artı 3 yapar. Eşittir 80 dersem 5x eşittir 77 olur. Bu da tam bölünmez, bu da gitti. Demek ki Demir kesinlikle Can'la aynı yaştaymış. Toplayalım şimdi. Toplamı ne yapar? 5x yapar. Bak eksi 2, 1, 1 daha kaç yapar? 0, 5 daha artı 5 gelir. Eşittir 80 ise 5x eşittir 75 gelir. Ve böylelikle x'imiz de buradan 15'in ta kendisi gelir. Bizden Emir'in şimdiki yaşı sorulmuştu. Emir x artı 5 yaşındaymış. 15'e 5 eklersek 20 yaşında olur Emir. Yani cevabımız E seçeneği olur gençler. Vallahi mükemmel soruydu. Güzel soruydu. O yüzden bu soruyu kesinlikle ama kesinlikle unutmamak üzere bir not al bakayım. Hadi sana ödev. Şimdi devam. 6. sorumuz. Otomobili ile İstanbul'daki evinden Bodrum'daki evine giden Ali'nin otomobiline ait eşit aralıklara ayrılmış benzin göstergesinin İstanbul'daki evinden yola çıkmadan önceki görünümü şekil 1'de, Bursa'da mola verdiği yerdeki görünümü şekil 2'de, Bodrum'daki evine vardıktan sonraki görünümde şekil 3'te verilmiş. Şimdi diyor ki bu benzin göstergelerinin altında da, yani hemen şuralarda da diyor, dijital ekranda otomobil ile alınan toplam yol gösterilmekte. Ali'nin otomobilinin İstanbul'dan Bodrum'a kadar her kilometrede harcadığı benzin miktarı da eşitmiş. Ali'nin yol boyunca hiç benzin almadı. Ali yol boyunca hiç benzin almadığına göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle derim ya ben, olmaz mı? Bak şimdi şurada benzin full dolu, şu her bir aralığa da bir birim diyelim. Bursa'ya vardığında 2 birim harcamış. Şimdi İstanbul'dan hop Bursa'ya geldim. Ve burada 2 birim benzin harcandığını gördüm. Şimdi Bursa'dan da Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'a gittik. Bodrum'a gidene kadar bak şuradaydı Bursa'da. Bursa'da benzin deposu buradaydı. 1, 2, 3, 4 birim harcadığını görüyoruz. O zaman diyeceğim ki şurada harcadığı benzin miktarı K ise burada harcadığı benzin miktarı kardeşim 2K'dır. Şimdi buna göre de her kilometrede aynı şekilde benzin harcadığına göre buradaki aldığı yol A ise burada aldığı yolda 2A'dır derim. Yani 1'e 2 oranı vardır. Şimdi ben İstanbul'dan Bursa'ya kaç kilometre yol aldığını nereden bulurum? Bursa'daki kilometre sayacından İstanbul'daki yola çıkarkenki kilometre sayacını çıkarırım. Yani 12x artı 28'den 8x artı 15'i çıkaracağım. 2x artı 13 gelecek. Bu A ile gösterdik bunu. Şimdi 15x artı 33'ten bunu çıkarırsam 5x artı, bu da 5 gelir. 5x artı 5, bunu da 2a ile göstereceğim o zaman. Şimdi ben o zaman şunu 2 ile çarparsam 2a eşittir 2a olur mu? Olur. 4x artı 26 eşittir 5x artı 5 diyeceğim. Buradan x eşittir 21 gelecek. Bizden istenen x kaçtır demişti. X'i bulduk biz. Doğru cevap B şıkkı olacaktı gençler. Ve devam ediyorum işaretlettiğim diğer soruyla. Bir diğer işaretlediğimiz soru bu. Bakalım sorumuz nasılmış? Sizler de beğenecek misiniz? Ben çok beğendim. Ve kesinlikle sınavda çıkma ayarına sahip bir soru. Bir tartma işleminde iki tartıdan birincisi gerçek ağırlığın %3 fazlasını, ikincisi ise gerçek ağırlığın %5 eksiğini gösteriyor. Şimdi birinci tartı ve ikinci tartı dedim. Tamam. Birinci tartımız gerçek ağırlığın %3 fazlasını gösteriyor. Artı %3 fazlasını gösterirken ikinci tartımızda eksi %5 eksiğini gösteriyor değil mi? Gerçek ağırlığı 144 kilogram olan bir patates çuvalı iki parçaya ayrılıyor. Ağır olan kısmı birinci tartı ile, hafif olan kısmı da ikinci tartıyla tartılıyor. Şimdi ağır olan birinci tartıyla, hafif olan ikinci tartıyla tartılıyor. Şimdi ben diyorum ki birinci tartıyla tarttığım kilogram miktarı A olsun. İkinci tartıyla da B kilogram tarttığımı düşünelim. A artı B burada kaçtır? 144'ün ta kendisi. Bu cepte. Bu dursun cebimizde. Şöyle unutmayalım onu, oraya yazdığımızı işaretleyelim. Ve deniliyor ki bakın bu iki tartma işleminde ölçülen ağırlıkların toplamı da 144'müş. Ha, değişmemiş. Yani bu A kilogramını %3 fazla gösterdi. B kilogramını %5 eksik gösterdi ama ben bunları toplayınca da yine 144 yapmış. Demek ki ağır olan patates çuvalı gerçekte kaç kilogramdır? Ağır olan derken birinci tarzdaki soruluyor. O zaman A soruluyor diyebilirim. Değil mi? B değil, A soruluyor. Şimdi A'yı %3 fazla tartacaksa ne kadarını gösterir? A çarpı 103 bölü 100'ü kadar gösterir. Artı B'yi de %5 eksik tartacaksa 95 bölü 100'ü kadar gösterir. Ve bunların da toplamı 144'müş. Yani aslında burada artık 103A ile 95B'nin 100'e oranı 144'tür derim. Ve böylelikle hemen şuraya aldım. 103 çarpı A ile 95 çarpı B toplamı 14.400 yapar derim. Niye? Şuradaki 100'ü aldım, hop 144'ün yanına çarpım olarak gönderdim. Şimdi 14.400 var elimizde, ne yapalım? Şunu 100'le çarpalım. Ve böylelikle 100A artı 100B eşittir. O da 14.400 olsun. Niye 100'le çarptım, anladın mı şimdi? Şimdi güzel kardeşim, o zaman çıkaralım üsttekinden alttakini. Şurası 0 olsun. Olsun. Şurası 3A. Şurası da eksi 5B mi yaptı? O zaman eksi 5B'yi zıplat karşıya. 3A eşittir 5B olmaz mı? Olur. Demek ki ben burada artık A'yı 5X seçerken B'yi 3X seçebilirim. Böylelikle 15X eşittir 15X olur. Yani arkadaşlar burada A ile B'nin toplamı 144 ya hani. Ben A'yı ne seçmiştim? 5X. B'yi de 3X seçmiştim. Yani toplamda 8X eşittir 144 olacaksa buradan X kaç gelir? 1 ve 8 gelir, yani 18 gelir. Bizden istenen A'ydı. A'yı ben 5x demiştim. A 5x'e 5 çarpı 18 bize cevabı verir. O da 90 yapar. Tam anlamıyla bir sınav ayarı soruydu ve cevap D şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Evet, oy yorulduk valla. Şöyle bakalım. 20. dakikayı falan geçmişiz ama niye erkenden yoruldum ben bugün bilmiyorum. Devam. 8. soru ve son sorumuz artık. Şimdi sorunun başını bir okuyalım, daha sonrasında devamını okuruz. Bir cep telefonunda mesaj yazarken her harf için tuşlardan birine harfin sırası kadar basmak gerekmekte ve 0 rakamına basıldığında kelimeler arasında boşluk bırakılmamakta. Örneğin C harfi için 2 rakamına 3 defa basmamız gerekiyor çünkü C'nin 2'deki sıralaması 3'te. S harfi için de 7 numara rakamına 4 defa basmamız gerekiyor. Çünkü S 4. sırada. Eskiden böyle yazıyorduk biz mesajları. Eskiden kız arkadaşımızla mesaj yazmak ne kadar zordu biliyor musun sen? Mesaj yazarken 0 rakamını hiç kullanmayan ama şey falan vardı ya. Neydi o? Öyle bir sözlük var. T9 sözlüğü müydü? Öyle bir şey vardı ya. Ona basınca mesela abla yazacaksın ya. Direkt şey yazıyorsun. 2 kere 2'ye bastın. 2 5 ve A'ya 2'ye basınca abla oluyordu. Çünkü A burada, B burada, L burada, o da burada ya. Öyle oluyordu. Öyle yazınca daha kolay oluyordu ama bunu olmayan telefonlarda vardı yani. Ben vardı diye hatırlıyorum yani. Mesaj yazarken 0 rakamını hiç kullanmayan Ece herhangi bir tuşun üzerindeki harf sayısından daha fazla sayıda o tuşa basmadığı biliniyor. Buna göre Ece tuşlara toplam 8 defa bastığında aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi ben şunları alayım da gençler şuraya yapıştırayım, tamam mı? Biz buna göre bir çözüm yapalım. Yani şöyle de büyütelim biz bunları. Heh, tamam, şimdi iyi dinle beni. V yazmak için şurada bir defa basmamız gerekiyor. E'ye yazmak için 2 defa basmam gerekiyor. R'yi yazmam için 3. sırada 3 defa basmam gerekiyor. A'yı yazmak için 1 defa basmamız gerekiyor. Toplam 7 defa bastık. O zaman bu değil çünkü bizden 8 defa basıldığı zaman isteniyor. F'ye bakalım. E yazmak için 2, E yazmak için 2, F yazmak için 3, topladım yine 7 yaptı. Bu da olmadı. Buraya geldim. Y'yi yazmak için 2 defa basmam gerekiyor. A'yı yazmak için 1 defa, D'yi yazmak için 1, E'yi yazmak için 2 defa basmam gerekiyor. Topladım 6 yaptı. Bu da olmadı. Nur'u yazmak için 2 defa basmam gerekiyor. N'yi yazmak için, U'yu yazmak için 3 ve R'yi yazmak için 3 defa olması gerekiyor. Topladım 8 yaptı, cevap D. Masala da bakalım. M yazmak için 1 defa, A için 1, S için, S nerede be? 4 defa, A için 1 ve L için 3 defa basmam gerekiyor. Buranın da toplamı 10 yaptı, bu da değil. Yani cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Nur olacakmış. Nur kelimesini yazmak için 8 defa tuşlama yapıyorduk arkadaşlar biz. Alt tarafı Nur yazacağız. 8 defa tuşa basıyorduk. Şimdiki gibi mi? Şimdi diyorsun ki şöyle hey Siri Nur yaz diyorsun. Nur yazıyor. Yani gençler teknoloji ve teknoloji işte değişik bir şey. Evet arkadaşlarım, artık dersimizi bitirebiliriz. 14. testin sonuna geldik. Sırada 15. test var. Abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için buradayız ve sonuna kadar da sizler için burada olmaya devam edeceğim. Asla ama asla sizleri bırakmayacağım. Sınava girene kadar, sınav günü de siz sınavdayken dualarımla artık yanınızda olacağım. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri tabii ki de çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.